Enem Arat benimden haftanın son masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Yine enerjik, dinamik bir mutfak etabının ardından Dilek Hanım'a masasına oturduk. Ellerinize sağlık Dilek Tekrar Hanımcığım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Kadir Bey. Hoş bulduk. Sizleri yeniden masamda görmek ve evimde görmekten çok mutluyum. Bu arada umarım menümü beğenmişsinizdir bayanlar. Evet, top dolu bir menü bekliyoruz. Gerçekten sizler için göre, dolu, göre. Güçlü ve çok lezzetli bir menü hazırladık. Sen onu söylerken hanımlar hemen başladılar zaten. Tabii ki yapabilir diyebilirler. Yemeklerin tadına bakarken onların cevaplarını karşılıklı vereceğiz. Peki şimdi İpek az önce dedi, bir daha söyler misin İpek'ciğim, az önce ne dedin? Menüsünü beğendim, dop dolu bir menü geldi Teşekkür bana. Teşekkür ediyorum İpek'ciğim. Üstüne servet hanımda kime göre neye göre dedi Dilek. Bu demek oluyor ki o sana göre gene kendisi oynayacak belli ki. Sen ne kadar beceremem. Servet Hanım siz neyi beğenmediniz menüde? Ağır bir menü mi? Yok, onu oyalayıcı bir menü işte. Yani dop dolu güzel bir menü. Kolay bir menü mü? Evet. İki tane var. İki tane el açması var. Üç tane bende vardı. Üç tane. Mesela evet. Çorbası benim için çok özel, dop dolu. Yani bütün sebzelerin hazırlanması çorbada ayrı bir lezzet. Evet, içine neyin koyduğunu çok iyi biliyorum. Artı bakın en önemli şey etin lezzeti. Kesinlikle. Pişme süresi. Kesinlikle. Yani rosto hiç kolay pişen bir et değil. Düdüklü tencereye koyuyorsun, sebzesini atıyorsun, kapağını kapatıyorsun. Sadece sebzeleriyle olacak için. O lezzetini çok doğru bir şekilde vermeniz gerekiyor. Bir de sosu veriyor. Tabii sosuyla vereceksin. Sadece düdüklü tencerede de pişen bir yemek değil. Fırında da mühürlenmesi lazım. Artı mühürlenme süreci var. Evet. Düdüklü tencerede pişme süreci var. Normalinde düdüklü tencere sadece bu programda süre sıkıntısından dolayı tabii tercih ki. Ettiğim bir şey. Tabii ki. Yoksa uzun saatler kapalı bir tencerede pişirebilirim. Tabii olması gereken. Artı üzerine fırında soslu bir şekilde tabii de pişirebilirim. Wow. Bir, ikincisi risotto. Bana normal bir pilav ben biliyorum değildir. Zaten nasıl piştiğini. Hiçbir zaman sadece bir pilav gibi suyunu koy, kapağını kapat, pişen bir yemek tabii değildir. Tabii lapa pilav. Açıklaması. Lapa pilav dediğiniz şey suyunu koyarsınız, aynen. Fazla eklemiş olursunuz, kapatırsınız, unutursunuz, fazla pişer, lapa olur. Bakacağız bir de kanıcığım. Ama risotto tadına sadece... Tadına ve lezzetine bakacağız. Yalnız Servet Hanım yemeklerin hepsini biliyor belli ki. Evet. Hepsinin hakkında açıklaması var. Bilmeleri hoşuma gitti. Servet Hanım'a şöyle bir yorumu var. Yemeklerin ismi yabancı olduğu için arkadaşlara uğraştırıcı geldi. Evet, aynen. Ya şu an ülkemizde hiçbir şey açıkçası tamamen tam Türkçe olarak kullanılmıyor. Aynen de öyle. Yani her şeyde evet. Çok fazla yabancı kelime hayatımıza girmiş durumda. Aynen, bir dışarıya doğru bir hevesimiz var böyle bizim. Peki İpek'e soralım. İpek'ciğim yemeklerin ismi yabancı olduğu için mi sana menü uğraştırıcı geldi? Hayır, bence içeriği de dolu dolu. Ben öyle düşünüyorum. İçeriği dolu dolu buldum ben. Eğer gerçekten tam anlamıyla yetiştirebildiyse, bir de gerçekten lezzetini yakalayıp çok güzel bir lezzet sunarsa benim için muhteşem. Yani günün birincisi değil. Sence bu kadar canlı, kıpır kıpır hareketli birisi yetiştirmiş midir, yetiştirememiş? Bence yetiştirmişsin yani. O yüzden diyorum her ya, bugün sizi günün birincisi olarak... Her türlü inat yetiştirdim. Yani bu menüyle sizin... Günün birincisi derken biz haftanın birincisini seçiyoruz ya, pardon, ama... Pardon, yani bugün Dilek Hanım birinci olabilir diye düşünebiliyorum eğer menüsü... Hayır, sen kendine de menüye güvenmiyor musun? Menüne güvenmiyor musun? Hayırdır, menüne güvenmiyor musun? Aa, güveniyorum. Kendine güvenmiyor güveniyorum. Musun? Daha açıklanmadan Dilek Hanım'ı niye birinci ediyorsun? Güveniyorum. Bak, kaç ama açıkçası ben İşte tamam, kendini zayıf görüyorsun. Hayır. Ele verdim. Şimdi bak ben İpek dürüstüm. Hanımcığım, dürüstlükle alakası yoktur. Ben buraya... Ben bunu kabul etmiyorum. Dürüstlükle alakası yoktur. Bu bir itiraftır. Evet. Bakın, bir sen şey bugün kendine ele verdin. Benim 5 gündür yaptığım... Neyin itiraf? Gözlemlediğimi... Sen kendine ele verdin. Ben bu masanın en zayıfıyım. Kendimi açıklayabilir miyim? Pişirdiğim yemeklerin en zayıfıyım. En aşaması İpek olmayan... İpek Hanım'ın ağzından öyle bir laf çıkmadı bence. Ama kabul et de sizin birinciliğinizi kabul etti hanımefendi. Ben senin birinciliğini kabul edemem. Ben sizin birinciliğinizi kabul edemem. İpek bence... Kazanamayacağını bugün itiraf etti. Bence de İpek Hanım birinci olamayacağını anladığı için Dilek Hanım'ı birinci seçti kendine göre. Ve yemeklerini beğenmek için elinden geleni yapacak. Yani Servet Hanım sürekli bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ama burası bir yarışma platformu ve bu yarışma platformunda herkes kazanabilir Servet Hanımcığım. Bu biraz şans işi. Anlatabiliyor muyum? Kısmet işidir. Ben buraya işidir, lezzetimi konuşturmaya aynen. Ve lezzetime güvenerekten geldim. Evet. Lezzet doğrultusunda da menümüz çıkardığımı sunduğumu düşünüyorum. Menüme de güvendim, güveniyorum. İşte böyle dur güzel arkasında. Bir şey böyle çıkar. Dur. Şimdi işte benim dur. Menüm bir yana. Bugün Dilek Hanım'ın günü. Ortada Dilek Hanım'ın menüsü var. Ve ben bugün kendi menümden ziyade Dilek Hanım'ın menüsünü... Peki İpek'ciğim sen belki böyle ifade etmek istedin ama buldum. Az önce yaptığın söyleme bir anda sanki böyle seyirciler sen de kendini anladı. Geri çekmiş de ha? Ben olamadım ben bari Dilek Hanım evet. Olayım. Belki ben tamam, yemeğinin lezzetleriyle o manaya geldi. Hanım, bağırmayla bu işler olmuyor. Doğru yani, teras peki sonra yorumu yapalım. Arkadaşlar daha yemeklerimiz gelecek. İpek'ciğim, Servet ablacığım daha yemekler gelecek. Tabii ki. Fulya Hanımcığım sizin menü ve masayla ilgili yorumunuz nedir? Ne eksik mesela?
söyle. Yemek takımlarını yıkadınız mı, sildiniz mi? Hepsini tek tek yıkadım, duruladım, kendim kuruladım. Hatta bekleme süresinde hepsinin üzerine toz olmasın diye kendim tamamen tozsuz bir peçeteyle tek tek serdim, örttüm. Anlıyorum. Normalde bu detaya hepimiz takılıyoruz ama şu tabağın içerisindeki toz tozları görebiliyor musunuz? Hiçbir kusura şekilde bakmayayım. Toz görmüyorum. Bakayım. Hepsini kapattım üstünü. Kurladığım bezle alakalı olabilir, galiba. Ondan yani dolayı oluşmuşlar olabilir. Evet. Bende tamam. De var. Onun dışında hepimizde aynı telaştan dolayı hatalar oluyor. Onun eksik var mı? Eksik, bir eksik göremiyorum. Eksik yok. Mikroskopa peki. Gerek yoktur. Temiz. Evet, meşrubat temiz. Bardağı yani. Eksik. Menü olarak da Dilek Hanım'ın menüsünü iddialı ve başarılı gördüm gerçekten. Eksiksiz bir şekilde lezzetli de bulursam. Fule, kendi menünden sonra. Bu haftanın en iddialı menüsü kimin? Bu haftanın ben kendimle alakalı, ben kendi menümü iddialı görüyorum. Benden sonra Dilek Hanım'ı iddialı gördüm. Gerçekten çok Servet lezzetli olması gerekiyor. Servet Hanım'dan daha da mı iddialı evet, yani? Evet, iddialı gördüm. Kendine göre, bana göre değil. Onu ben kendime göre yaptım. Kendime göre yorum yaptım göre zaten. Sen onu öğrenmek istedim. Peki, Dilek Hanım'cığım siz nasıl buldunuz masayı, menüyü? Masa gayet güzel, eline emeğine sağlık, eksiksiz, teşekkür ederim. Temiz, teşekkür ederim. Hijyen. Menüyü de iyi buldum. Biraz karışık geldi onun dışında. Çok birkaç tanesi bilmediğim yemekti. Ama araştırınca anladım ki bizim yaptıklarımızın İnanın, Dilek Hanım, bir benzeri. Menüyü seçerken çok özenle seçtim. Yani, elinize emeğinize sağlık. Özellikle sadece bir yöreden alıp evet. Tek bir lezzet gitmek istemedim. Evet. Sen mantı bizim kültürümüzdedir. Evet. Ara sıcak olarak çok tatlı bir lezzet olacağına inanıyorum. Evet. Çorba evet İtalya çorbasını çok bize damağımıza yakıştırdığı için tercih ettim. Tatlarına çok da yabancı değiliz. Kesinlikle değiliz. Bizim de yaptığımız evet, çok birkaç parça bir eksik var. Yani şey. Sadece yani tat ve lezzetle baharatlarda fazla. Evet. Bizim yediğimiz normal sebebi olmalı. Yani eğer ben tabii kendimi de eleştiriyorum bu durumda. Birkaç hatam oldu. Olabilir. Evet. Onun dışında tabii ki benim menüm de çok iddialıydı. O zaman alalım efendim minestrone evet. Çorbamızı. Gelsin çorbalarımız. Evet arkadaşlar saatler sonra enamarat benim de birinci belli olacak bu masadan. 50.000 TL'yle kim kalkacak? Hep birlikte merak ediyoruz. Ben ondan önce puanları merak ediyorum. Yani kapalı puanlama yapıyoruz. Kim kime ne verdi bilmiyoruz. Masada özellikle bazen yorum yani iyi yorum yapanlar arka planda kötü puan verebiliyorlar. Bizi şaşırtıyorlar. Servet abla bu hafta şaşıracağını düşünüyor musun puan konusunda? Özellikle niye bana baktınız yok, ki? Yok şu an sizi muhatap aldım da o yüzden. Şaşıracağınızı düşünüyor Servet musunuz tamam, yani? Tamam, bu arkadaş ki. Beni şaşırtır buyurun. Diyor musunuz? Ben bana hak ettiğim puanı verilmediğini zaten hissediyorum, isterim kuvvetli. Herkes mi vermedi? Kesinlikle aynı. Kesinlikle hak etmediniz. Sanırım hepimiz puanı. Aynı fikirdeyiz Kadir Bey. Niye pişman mısın yorumlara bakarsan? Servet Hanım'a verdiğin puanı. Yani yapma. Pişman oluyor insan sonradan bazı şeyler ama işte hayatın getirisi ben alamadığımı farkındayım. Ben alamadım Kadir Bey. Ben çok rahat vicdanım. Herkes talihsizlik gibi geçiyor. Pişman olmanın sebebi Servet Hanım'dan daha iyi yemekler çıkması mı yoksa Servet Hanım'ın sana davranış şeklinden dolayı ona kızmış olman mı? Yani kendine yakışanı yapmadığı için, kendine yakışan bir tavır içerisinde, uslup içerisinde kalmadığı için pişman. Pardon sen beni ne kadar tanıyorsun da, ne kadar biliyorsun yani da benim bu, nasıl davrandığımı, kendime yakışmayan tavırlarımı nereden biliyorsun? Ona sen mi karar vereceksin? Aynı masaya oturuyorum. Ben birinci günden beri böyleyim. Hiç değişmedim İpek Hanım. Kameralara geçip de böyle böyle oynamadım. Siz emin misiniz Servet Hanım? Tabii ki eminim. Gerçekten. Hak etmediğim yorumları. Gününüzde hak etmediğim yorumları. Hak etmediğim yorumları bana denilince. Siz kendi gününüzde bir an önce yemekleri yiyelim gidelim bir havanız vardı. Sürekli bir eleştiriye ve olmuş yemeklerime yaparsanız tabii ki. Tabii ki. Açık konuşalım. Biz nerede tutli midir diye. Her zaman açık. Siz birinci günden geldiğiniz gibi misiniz Fulya Hanım? Evet aynıyım. Değilsiniz. Ben benim kişiliğim önce bir masaya otururum. Kişilik analizi yaparım. Kişiye ona göre davranırım. Evet ben de çok güzel yaptım. Ama siz kendi gününüzde hiç eleştiriye açık olmayan bir hanımefendi size aynı göre, zamanda siz davet masasındasınız. Size göre. Bu hani benim fikrim. İpek Hanım'la siz atıştınız bu ya. Bu benim fikrim. Eminim ki herkesten tepki aldınız tabii zaten. Bu da benim bunu fikrim. Görmemek için kör olmak gerekiyor. Çok da önemli değil. Ben verdiğiniz herkesten tepkiden masadaki o gün aynı masada herkes bundan rahatsız oldu ve bunu dile getirdi diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Geleceğim İpek'ciğim. Fulya Hanım'a şunu sormak istiyorum. İpek dedi ki Servet Hanım'a verdiğim puandan pişman oldum dedi. Sebebini sordum da Servet Hanım'ın çıkışlarından dolayı dedi. Yani bu doğru mu? İpek Hanım'ın Servet Hanım'a sadece kızması ve sinirlenmesinden dolayı puan kırması. O çok yanlış bir yaklaşım. Çünkü biz burada lezzete göre hitap ederek
lezzetten keyif aldıysak onu değerlendirerek burada puanlama yapıyoruz. Kişisel eleştiri hepimiz de alıyoruz. Ben de alıyorum, İpek Hanım da alıyor, Dilek Hanım da alıyor. Yani. Ben bunu doğru bulmuyorum. Ya şimdi benim masamdan itibaren başladı. Servet abla da, Servet Hanım da bu sistem başladı. Benim masamda benim yaptığım yemekleri, sunduğum yemekleri şöyle yapsaydın daha iyi olurdu, böyle yapsaydın daha iyi olurdu. Bunun içine bunu katsan. Yani zaten iddiası ilk günden belliydi. Ben yemekten anlıyorum Kadir Bey. Ben de anlıyorum. Burası artistik şarkı ünlü olma yarışması değil. Ben yemek yarışmasındayım. Tamam, okay. Ben yapılmayan bir yemeğin içine Dilek eksik koyuyor. Dilek Hanım'ı ne rahatsız etmiş onu bir öğrenelim. Evet. Ne rahatsız etti? Biz de biliyoruz. Yani biz de buradaysak, biz de burada bulunuyorsak. Tamam, kendini öne atması mı senin sinirlerini bozdu? Yani evet. Bildiğimi konuşmak istiyorum diyor Servet Hanım. Kendini öne attı. Zaten ilk günden beni sildi bitti. Yani ben çöp oldum orada. Konuşamadığınız için işte bu içinizde böyle kaldı. İzninizle. Hani benim gibi konuşsaydınız bu okları böyle üstünüze çekseydiniz. Ben konuştum ve okları üstüme çektim. Bu kadar basit. Ben tercihen sizin kadar yüksek sesle. Bu kadar basit. Sizden kaynaklı kendimi ifade edemiyorum. Sizden kaynaklı konuşamıyorum. Müsaade ederseniz bize de müsaade verirseniz biz de konuşacağız. Doğru, elimi ağzınıza bastım konuşamıyorsunuz. Basmıyorsunuz ama konuşarak araya girerek ben de saygımdan dolayı size söz vererek. Tabii ki ben de size saygı duyuyorum. O zaman rica ediyorum. Ben ama izin verin ben de kendimi ifade edeyim. Söz hakkı durduğu zaman ben duramıyorum. Bana söz hakkı. Beni Servet bastırmaya kalkıyorsunuz. Siz zannediyorsunuz ki. Seni çok ciddiye alıyorum. Benim günümde Servet Hanım... İpek Hanım izninizle bitirebilir miyim? Tabii ben ondan sonra sözü Dilek Hanım'a bitirsin. Şimdi Servet Hanım geldiniz dediniz ki ilk günden. İlk gün zaten kurulu gelmiştiniz, hazır gelmiştiniz. Biz de yarışmaya geldik ama siz bambaşka bir boyutta gelmiştiniz. Oturdunuz ve dediniz ki şu şöyle olsaydı, bu da böyle olsaydı, bu da şöyle olsaydı daha iyi olurdu. İşte, biliyorum işte. Biz de biliyoruz neyin nasıl yapılması gerektiğini. Söylemiyorsunuz ama. Sonra ikinci gün kendi gününüzde... Konuşamıyorsunuz. İkinci gün kendi gününüzde olamadığını iki saat siz de kendinizi ne kadar profesyonel olduğunuzu iddia ederseniz edin, olamayacağını anladınız ve benden özür dilediniz. Dediniz ki seni çok iyi anladım dediniz. Peki sen özür dilemedin. Dilediniz bana da öyle tavır dilediniz. Hayır, masada asla. Da dilediniz. O, ben Dilek Hanım'a sadece Dilek Hanım'a şey hak veriyorum dedim. Ne özür diledin sen? Dedi ki kusura bakma ben dedi seni yanlış anlamışım. Ben seni şimdi bugün anladım. Hayır kesinlikle. Hepimizin içinden aynı şekilde geçiyor. Ben çok güzel konuşabiliyorum. Fakat Servet Hanım müsaade ettiği süreçte. Servet Hanım yapılan yorumları kendisine uymuyorsa hiç kimse yorum hakkı vermiyor. Ses tonunu da yükseltiyor. Gereksiz bir şekilde. Bunu kabul etmiyorum Kadir Bey. Sizler ben sadece dedim kabul etmiyorum. Kadir Bey burada. Sıranızı bekleyin. Hanımefendi Kadir Bey burada. Sizden Kadir Bey gelmeyecek vallahi. Sadece dedim ki ben İpek Dilek Hanım'ı gerçekten bugün iyi anladım dedim. Ben de dün yarıştığım için şu dakikadan onun şimdi, üzerine gitmek istemedim. Anlıyorum ben. Bakın. Benim hatırladığım Servet Hanım'ın gününde Servet Hanım'ın gününde kendisi yaptığı yemeklerden dolayı eleştirildiği için tepki gösterdiğinde Servet Hanım dedi ki gerçekten size hak veriyorum Dilek Hanım. Gerçekten istediğimiz gibi yapamıyoruz. Bu konuda size hak veriyorum. Tamam. Kendime özür dilemedi ama hak vermiş. Evet, özür dilediğini ben şahsen duymadım. Çok teşekkür ederim. Eğer yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Doğru açıklıyorum. Aynen böyle oldu. Peki sen şimdi niye kendiliğinden bir özür uydurdun? Ben uydurmadım. Uydurdum. Bu ne demek oluyor? Ama kadın özür dilediniz diyor. Siz sana haksızlık ettim. Ay. Kusura bakma diye benden özür dilediniz. Servet Hanım kendi söylediklerini de duymuyor. Ve belki de unuttu bilmiyorum ama benden özür diledi.